Tasarım sürecine başlamadan önce yine size önemli olabilecek bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Genelde tasarımda hangi renkte kullanacağımızı, hangi renge başlamamız gerektiğini hepimiz zorlanıyoruzdur. Yeri geldiğinde biz de zorlanıyoruz. Zaten ben de çok böyle hani bu konulara çok iddialı olduğumu düşünmüyorum ama sonuçta tasarım göreceli bir kavram. Herkese bize güzel gelen fark başkasına kötü gelebilir. Siz çok güzel yaptığınızı düşünmüşsünüz ama başkası hiç beğenmeyebilir o tasarımı. Ama tabii genel biz burada amacımız hani tasarım kültüründe neler olabileceği, hangi ölçüler, hangi kavramların kullanıldığı bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız elimden geldiğince. Şimdi burada Adobe'nin Cooler isimli bir eklenti demeyelim de web sitesinde aslında Photoshop'un içinde de var o eklenti ama web sitesindekini anlatacağım ben size. Cooler yazdığımızda direkt cooleradobe.com'a geliyor. Ben burada Adobe account'ımla giriş yaptım. Ve örnek olarak daha önceden oluşturduğumuz bir renk şablonu var. Burada tema kısmına tıklayıp işte buradan popüler olanları seçebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bunların nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Mesela burada renk uyumlarıyla alakalı. Başka insanların buraya eklediği siz de gönderebilirsiniz. Renkler var. Oldukça güzel renkler var. Bakın burada sayılarını da gösteriyor zaten. İşte yüksek rating almış. İşte rastgele. My Color'e tıkladığımızda bizim rengimiz var burada. Burada şurada olması lazım. Bakalım bir. Create dediğimizde evet. Create kısmına geldiğimizde miydi? Bakalım bir. Şimdi ben evet. Create kısmına geldiğimizde kendi renklerimizi tanımlayabiliyoruz burada. Ben renk tanımlamayı göstermeyeceğim. Bu da siz orada indirebilirsiniz de. Ben başka bir ipucundan bahsedeceğim. Front and from an image diyor. Burada bizim belirleyebileceğimiz bir görselden bakın şu anda Windows'da kullanılan resim değildi galiba. Evet ona benziyor biraz ama Windows'un standart resimlere benzettim. Bizim kullanacağımız görseli mesela atıyorum bir şirketin bir logosu veya bir resmi. Onu seçip mesela ben örnek olarak bir tane buradan bakalım bizim şu yaptığımız tasarımı açayım mesela bakalım. Mesela indeks sayfasını buraya yükleyelim. Şöyle yapalım. Buradan bulalım. Upload diyelim. Masa üstüne geliyorum. Şöyle eski Dernek 2003 JPEG. Mesela indeks sayfasını yüklüyorum. Bakın yüklediğimizde bu resimden bu web arayüzündeki artık programsal olarak kendisi renkleri seçiyor. Bu şekilde bakın rengarenk bir şey oluştu. Siz tabi bunları daha da azaltabilirsiniz seçtiğiniz renge göre veya buradan bakın tutarak bunları kendiniz değiştirebilirsiniz. Hepsini aynı noktaya da getirebilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Diğer nokta burada. Uyumunu. Buradan bunu direkt isim verip kaydedebilirsiniz presetlerinize. Veya farklı bir renkte internetten gene bulduğunuz bir resimle. Başka bir resim yükleyelim bakalım. Bu resim değil de Windows'un kitaplığından bir resim yükleyelim. Mesela şu resim olsun bakalım. Evet, bakın burada kullanılan görselleri. Ha, beğenmediğiniz bir görsel varsa, renk varsa onu seçerek buradan değiştirerek farklı renk tonları elde edebilirsiniz. Bence oldukça başarılı bir eklenti. Bunu hemen bir deneyelim. Mesela bunu test diyelim. Kaydet diyorum. Bunu nasıl kullanacağımızı da göstereyim. Bakın test buraya geldi. Ve bunu buradan add to favorites diyor. Download this tema as Adobe Swatch Extension diyor. Bunu download yapacağım. Test Ase diye indiriyor. Buraya geliyorum. G'ye basılıp Görsel TV'nin içine bir klasör oluşturalım. Döküman diyorum. Ve bunun içine test isminde kaydediyorum. Şimdi bunu kaydettim. Fazla uzatmadan dersimizi. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Swatch panelinde bizim renklerimizin olduğu yer var burada. Swatch panelini Window'dan, Swatches panelinden de açabilirsiniz. Şimdi buradaki renkleri öncelikle bir sıfırlayalım. Reset Swatches diyor. Okey dedim, no dedim ve varsayılan olarak değerlerine geri geldim. Şimdi buradan tekrar geliyorum. Reset Manager'a tıklıyorum. Buradaki ilk kırmızıya Shift'e basarak son renge tıklıyorum ve hepsini seçtim. Delete'e şuradaki Delete tuşuna basıyorum ve sildim. Buradan Load diyerek bakın burada aşağıdan seçeceğim. Neredeydi? Görsel TV'nin içinde. Asset dokümanı gözükmüyor ama şuraya tıkladığımda bakın burada Swatch Exchange Asset yazıyor. Tıklıyorum. Test Asset'i seçiyorum. Load diyorum. Bakın buraya rengimiz geldi. Don dediğimde artık buraya bu
renk yüklenmiş oldu. Bu da Preset Manager dediğimizde tekrar bunu düzenleyebiliyoruz. Bunu buradan isterseniz Save Swatch diyerek bu şekilde Akados olarak da kaydedebilirsiniz. Peki başka bir tane daha ekleyelim ve bu dersimizi tamamlayalım. Buradan mesela dernekle ilgili olan bir rengi seçiyorum. Bunu da indirdim aşağıya. Örnek dernek test dedi. Şimdi buradan geliyorum. Preset Manager'a Load diyorum. Ve dernek rengi seçtim. Bakın buraya renklerimiz ekleniyor her seferinde. Bu şekilde renk paletinizi oluşturabilirsiniz. Güzel bir özellik. Buradan kullanacağınız tasarımlarda, renklerde atıyorum mesela bir şekil çizeceksiniz. Çizdiniz. Şuradaki rengi buradan hızlıca renk değerlerini seçebilirsiniz. Burada hangi renkleri seviyorsanız ya da hangi renkleri tanımadıysanız oradan seçebilirsiniz. Bu özelliği de anlatmak istedim. Şimdi biz kullanacağımız projede böyle bir şey yapacağız. Burada renk oluşturacağız. Zaten normal color rengi de buradan renkleri değiştirmemek için kullanabiliyoruz. Evet, burada da kuler eklentisini anlattım bu dersimizde. Projemize hala başlayamadık biliyorum. Sıkılıyor olabilirsiniz belki ama bu bilgilerin de fayda olacağını düşündüğüm için anlatmak istedim. Bir sonraki derste projemize başlayacağız.